Bir takım özel sebeplerden dolayı burayı biraz ihmal ettik. Kusura bakmayın. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Görevlerinizin başına dönebilirsiniz. Sizi burada görmek ne kadar güzel Ayşegül Hanım. Benim için de öyle, teşekkürler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Neşet Bey, ne işiniz var sizin? Teşekkür etmeye geldim. Ne için? Benimle ilgilendiğiniz için. E yarımı sardınız o kadar. Yani küçük bir sıyrıktı, önemli bir şey değil. Teşekküre gerek yok. Yakınlarda bir pastane vardı. Ne gerek vardı, teşekkürler. Müsait değilseniz ben gidebilirim. Yok, bir çay içeriz. Buyurun. Teşekkür ederim. Adil'in kasası nerede lan? Ne kasası ya? Ulan kasa işte kasa. İçinde bilgilerin, dosyaların olduğu kasa nerede lan? Adil Bey, beni öldürür söylersem. Lan gerizekalı, Adil öldü zaten. Ne? Lan uzatma, kalk yürü hadi. Tamam tamam, söyleyeceğim. Kalk. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? İş güç bir şey var mı? Pek sayılmaz. Yani aslında var kafamda bir şeyler tabii. Ama bunun için biraz para ayarlamak gerekiyor. Nasıl ya? Babanızdan bir şey kalmadı mı? Sonuçta çok güçlü bir adamdı. Ben o kirli paraya dokunmak istemem. Biraz da işsiz kalmış sanırım şu aralar. Yani polislikten istifa etmiş. Bundan belki birlikte bir şeyler yaparız diye düşündüm ben de. Poyraz bu ara kirayı ödemekte bile zorlanıyor. Bir iş kurabileceğini pek zannetmiyorum. Hadi ya. Biliyor musun? Bunca yıldır hep merak ettim Poyraz'ı. Ya Meltem'i de tabii. Hatırlıyor musunuz onları? Tabii tabii. Hatırlamaz olur muyum? Ben böyle 6-7 yaşlarındaydım babam onları verdiğinde. Eminim zor bir çocukluk yaşamışsınızdır. Yani öyle bir babayla yaşamanın ne demek olduğunu en iyi siz anlarsınız. Yalnız benim babam biraz farklı. Sizinki bambaşkaydı. Poyraz da şanslı bir adammış. Yok ya, öyle demeyin. Onun da çocukluğu çok zor geçmiş. Ama sonunda turnayı gözünden vurmuş. Nasıl yani? Sizin gibi güzel bir sevgilisi var. Ya bunca çektiği sıkıntıya değmiş. Teşekkür ederim. Nedir durum baba? Şuraya bak ya. Adam bütün ticareti belgelemiş. Lan hepsini bir ömür boyu hapse atacak şey var burada. İşte şimdi hepsi çapa oturdu. Hadi gidip bir görünelim şunlara.
Hadi neyse, bağışladım canını. Ya size ayıp olmazsa benim bekleyen hastalarım var, izninizle. Ne demek? Tabii ki, tabii ki. Ben daha fazla tutmayayım sizi. Yani. Ha bu arada bir akşam yemeğe çıkalım sen de ben. Poyraz. Hatta Meltem'i de alırız. Tabii, neden olmasın? Hepinizi yakından tanımak istiyorum. Oldu o zaman. Kolay gelsin size. Teşekkürler, iyi günler. Alo. Mahalleler bütün dosyaları aldı. Güzel. Her şey yolunda gidiyor. Aynen. Var mı başka bir şey? Yok. Akışına bırakalım şimdilik. Bakalım zaman ne getirecek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.